Kadim Şehrin İzinde Kudüs'e Yolculuk isimli programımıza hepiniz hoş geldiniz. Kadim şehrimiz izinde Kudüs'e yolculuk. Çok güzel bir konu. Bugün burada Kudüs'ün güzellikleri, Kudüs'ün ya Batı Şeria'nın güzelliklerini anlatmak varken anlatacağız da ama içimize bir yara. Buradaki insanlık dramı, yaşanan bu katliam düzeyindeki yok ediş en büyük hüzünümüz, en büyük derdimiz. Bakıyoruz, insanlığın gözü önünde işlenen en büyük insanlık dramı, en büyük katliam, en büyük suç ve bazı batı ülkelerin bunu görmezden gelmesi. Bizim kalbimizi yaralayan en büyük olay. Kıymetli misafirler, bizim için insan değerli. Hangi ırktan, hangi cinsten, dini, mezhebi önemli değil. Allah'ın yarattığı kul. Ve gördüğümüz insanlık dramı ve buna ses çıkaramama. Yani bakıyoruz, 5 ülke dünyanın çetesi, baronu dünyayı yönetmeye çalışıyor. Halbuki biliyorlar ki sayın devlet büyüklerimizin de dediği gibi dünya 5'ten büyük. Buna fırsat olmayacak. Ve arkadaşlar, sevgili hocalarım, görüyoruz ki önceki gün Arakan'da, dün Saraybosna'da, Srebrenica'da, bugün gene İsrail'de, Gazze'de şiddetli bir insanlık suçu, katliam işleniyor. Bizim için ölüm önemli değildir. Kardeşlerimiz şehit, inşallah şehit mertebesinde olacak. Ama bu olaya biz de nasıl göz yumalım? Biz de akademisyen olarak, Müslüman olarak, vatandaş olarak reaksiyonumuzu en sert dilde vereceğiz. Bugünkü en son verilere göre 4300 çocuk. Çocuk ya. 2800 kadın ve toplamda 10500 şehit. Mekanları cennet olsun. Hepimize başsağlığı, sabırlar diliyorum. Gerçekten işler acısı bir olay. Ve bunun yanında 26.500 yaralı. Bunların çoğu da artık fiziksel özelliklerini kaybedecek, çalışamayacak durumda. Böyle bir baskı olur mu? Ama dönüyoruz, olmayan bir şeyi soykırım, katliam olarak bize yansıtmaya çalışıyorlar. Buyurun, gözümüzün önündeki olaylara bakalım. Gözümüzün önündeki olaylara bakalım. Bu konuda söyleyecek çok şey var. Bizim yüreğimize dertli. Ama diyoruz ki her şeyin yardımcısı en iyisidir. Biz de istikametimiz doğrultusunda elimizden gelen şeylerin en iyisini yapacağız. Bu konuda sözü fazla uzatmak istemiyorum. Kıymetli hocamın sunumlarını dinlemek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ateşkes hattı için yine Oslo'dan sonra yapılan bir çalışma. İsrail bunu geçici olarak yaptığını söyledi ama geçici olmadı. 8 kilometre yüksekliğinde, 8 metre yüksekliğinde aslında bu ateşkes hattı 330 kilometre. Ama İsrail ne yaptı? Bu duvarları çekerken yani Müslümanların yaşadığı yerleri ne kadar zorlaştırabiliriz, onlara işlerini ne kadar zorlaştırabiliriz diye düşünerek bu duvarı 730 kilometreye çıkardı.